Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar, başlıktan da anlayacağınız üzere bir kanalın tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar, telefondan ekran görüntüsü almaktansa bilgisayardan daha büyük bir ekranda gözükmesinin daha güzel olacağını düşündüm. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, tanıtacağımız kanalın ismi öğretmenin kanalı. İsminden de anlayacağınız üzere arkadaşlar bir tane öğretmenimizin kanalı. Arkadaşlar, şimdi ben bunu öne çıkan kanallar listesine ekledim. Hemen kanalı açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde basarak. Arkadaşlar, kanalın içeriklerinden bahsetmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bu hobiyi yapan değerli insanlar veyahut iyi ve para göz olmayan insanlar bulmak zor oluyor. Yani çok nadir. Bundan kastım arkadaşlar, bu hobiyi mesela sadece para için yapanlar, yani mesela LS44 Vatoz üretiyor diyelim, bir tane üretici, yani pet shoplara hiç söylemiyorum bile çünkü onlarda iyi olanlar çok nadir oluyor zaten, onlar sadece para için yapıyor çoğu. Arkadaşlar, üreticilerden bahsediyorum. Üreticilerden çoğu veya çoğu demeyeyim çünkü çok iyi olanlarını da gördüm ve biliyorum. Bazıları arkadaşlar sadece para için yapıyorlar. Yani sadece para için böyle hobi yapıyorlar. Aslında bu adı üstünde bir hobi yani. Ama bunu işe çevirmiş sadece para odaklı yapan insanlar da var arkadaşlar. Onun dışında para, yani paradan da öte, para almak için arkadaşlar yalan söyleyen, kandıran veya örtbas yapan, mesela hastalıklı balığa güzel diyen falan veya damızlık olmayan balığı damızlık diye satan çok fazla insan gördüm. Arkadaşlar, böyle insanlar çıkıyor karşımıza. Mesela ben bu hobiye başladığımda arkadaşlar ilk vatoz almak, yani vatoza merakım vardı. Tabii hobi hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Sadece vatoz üretmek istiyorum arkadaşlar ve bir tane üreticiden mesela vatoz sipariş etmiştim. Bu bir sürü oldu arkadaşlar. Çoğunda da, hatta hepsinde diyebilirim. Hepsinde arkadaşlar yani kazık yedim. Hatta mesela bir erkek iki dişi düz kuyruk sipariş etmiştim arkadaşlar, damızlık. Erkeğin bıyığı çıkmamış neredeyse. Bir iki tane çıkmış ya, belki de dişi yani. O kadar bana damızlık diye gönder tanesini. 75 TL'den falan göndermişti galiba arkadaşlar. Böyle kazıklamışlar benim. Bunun yanında arkadaşlar Sivas'tan tül kuyruk, işte çok fazla yavru aldım, tam damızlık dediği balıkları yollamıştı. Boyları büyüktü ama hiç yavrulamamışlardı bende. Yani dişi bir kere bile yumurta toplamamıştı. Aslında o benim suçum da olabilir. Onda tam bir şey yok ama özellikle mesela pet shop'tan sipariş ettiğim vatozlarda yani kesinlikle yalan veya örtbas oluyor arkadaşlar. Yani o balığın bir tane özelliğini söylemiyorlar. Neyse arkadaşlar, şimdi konumuza dönelim. Kanal tanıtımına dönelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere zaten söylediğim gibi bir tane öğretmenimiz, matematik öğretmenimizin bir kanalı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki tane videosu var şu anlık. Arkadaşlar, LS44 tül vatoz veya bu albino veya siyah da olabilir. Bunlar da LS44 diye geçiyor arkadaşlar. Albinolar geçmiyor bu arada. Yani onu söyleyeyim. Siyah ve şu sarı olanlar, mavi göz olanlar LS44 oluyor. Kırmızı göz benekli olanlar LS44 değil diye biliyorum arkadaşlar. Burada LS44 tül vatoz üretiyorsunuz arkadaşlar. Düz vatoz üretiyorsunuz. Tabii o daha kolay. Arkadaşlar, şimdi dönelim konuya. Burada arkadaşlar LS44 tül vatoz üretiyorsanız A'dan Z'ye bütün bilgiler arkadaşlar bu videoda var. Sadece hastalıklara değinilmemiş. Onda da hocamız bu videoda değindi arkadaşlar. Bu videoda küp boşaltma videosu da var. Yani arkadaşlar, benim hiçbir yerde duymadığım çok önemli bilgileri burada bu videoda öğrendim arkadaşlar. Kısa 12 dakikalık özenle yapılmış mükemmel görüntüler çıkan bir video arkadaşlar çıkarmış hocamız. Arkadaşlar, vatoz bakmıyorsanız bile sadece bilgi için bile izleyebilirsiniz. Hatta onu da geçtim arkadaşlar. Şöyle bir tane video açmak istiyorum. Bu arada hoparlörüm bozuk, o yüzden kulaklıkla dinlediğim için ses gelmeyecek. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani vatoz bakmıyorsanız bile bu videodan sonra vatoz bakmak isteyebilirsiniz. Yani o kadar güzel görüntüler çıkmış ki, mesela akvaryum mavi arka fonlar, işte yandan sump ya berrak güzel bir akvaryum, işte vatozlar rengi güzel, boyu güzel, her şeyi güzel. Akvaryum dizaynı az ama yine çok güzel arkadaşlar. Yani şu görüntü gerçekten muazzam bir görüntü bence. Çoğu vatoz akvaryumları pis veya düzensiz, kötü oluyor arkadaşlar. Yani böylesine rastlamak zor. Şöyle biraz ileri sayalım. Dişileri göz. Arkadaşlar, mesela erkek. Bakın arkadaşlar, şöyle durduralım. Erkeğin şu tül yapısına bakar mısınız? Gerçekten mükemmel bir tül yapısı var. Aynı zamanda dişiler de öyle. Şöyle dişleri göstereyim. Ya arkadaşlar, ben her bunaldığımda, her sıkıldığımda bu videoyu izliyorum ve izledikten sonra rahatlıyorum.
Ya ben de böyle vatozlar bakacağım diye falan. Gerçekten çok güzel görüntüler çıkıyor. Arkadaşlar hocamız buradan yavru büyütmeye, yavru tankına, boylandırmaya kadar her şeye değinmiş A'dan Z'ye, dediğim gibi arkadaşlar. Yani vatoz bakıyorsanız üreteceksiniz. Kesinlikle bu videoyu izlemelisiniz arkadaşlar. Gerçekten bütün akvaryumları berrak ve güzel. Bakın burada Artemi veriyor. Yani bütün bilgilere değinilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Videolar benim videolarım veya başka mesela Mücahit Doğay falan filan arkadaşlar. Onların gibi videolar gibi böyle telefonu eline alıp işte aklına ne gelirse veya ne söylemek isterse konuşarak ya onu söyleyerek ağzına ne gelirse söyleyen videolardan değil kesinlikle arkadaşlar. Yani uzun süre yani zaten 14-15 saat sürdüğünü diğer videosunda söylemişti hocamız. Arkadaşlar videolar yani böyle kesinlikle bir cümlede bile boş veya gereksiz bir söz yok arkadaşlar. Yani bütün cümleler arkadaşlar orada bir kelime bile hepsi benim için çok değerliydi. Yani hepsini arkadaşlar hepsinden yeni bir şey öğrendim arkadaşlar. Yani hepsine yeni bir tecrübe kattım kendime. O şekilde söyleyeyim ve yani görüntüler gayet güzel veya sallanma yok. Mesela ben buradan geliyorum işte diğer akvaryuma geçiyorum böyle falan yapıyorum. Öyle bir şey değil arkadaşlar, durdurarak güzel montajlanarak mesela geçişler de arkadaşlar gayet yani güzel çerçeven çok güzel olmuş. Mesela geçişlerde benimki direkt geçiyor. Bunda böyle montaj falan var. Bütün her şeye değinilmiş arkadaşlar. Sorularınız olursa da kesinlikle çok güzel bir şekilde cevaplıyor arkadaşlar. Bu şekilde bu kanalı kesinlikle öneriyorum size arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da hocamızın bir diğer videosu. Burada da vatoz yavrularının yavru kabını alıyor ve küpü boşaltıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok kaliteli videolar gerçekten çok güzel videolar. Çok kısa bir süre içerisinde hemen hocamızın 42 abonesi oldu arkadaşlar. Yani sadece 2 videosu var arkadaşlar hocamızın. Benim 100'e yakın videom var. 175 abonem var arkadaşlar ama yani bu 100 video yani bu hocamız 100 tane video atsa binlerce, yüz binlerce, on binlerce abonesi olması gerekir. Sadece 2 tane video ile arkadaşlar bir tane videosu 1200 görüntülendi mesela. Arkadaşlar kaliteli içerik mesela benim şu 100 videom böyle videolarda olsa muhtemelen bunun 10 katı kadar abonem olurdu arkadaşlar. Gerçekten yani fazla önemli olan fazla video değil, fazla video çekmek değil, kaliteli video çekmek arkadaşlar. Gerçekten görüntüsünden her şeyin arkadaşlar yani 10 numara olmuş bence videolar. Evet arkadaşlar videoda daha uzatmak istemiyorum. Eğer kanala bakmak isterseniz arkadaşlar açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Ondan yine arkadaşlar ana sayfamda da az önce ilk videonun başında gösterdiğim gibi oradan zaten öne çıkarılan kanallar listesini ekledim. Oradan da girebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde öğretmenin kanalı. Bildirimleri de açarsınız arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bildirimleri açmanızı da öneririm. Arkadaşlar bir de bu matematik öğretmen hocamızın arkadaşlar bir tane daha kanalı var. Onu da göstermek istiyorum. İlker Bozdağ diye arkadaşlar. Burada da matematikle ilgili veya 4 tane videosu var arkadaşlar. Burada balıkla ilgili bir içerik yok. Ama arkadaşlar buna da destek amaçlı abone olabilirsiniz. Mesela ben bildirimleri açmadım. Burada balıkla ilgili bir şeyler olmadığı için. Ama diğer kanalı arkadaşlar kesinlikle takip ediyorum. Yani yeni bir video çıktığında gerçekten heyecanla videoyu açıyorum, izliyorum. Gerçekten çok güzel videolar oluyor. Sadece 2 tane videosu var hocamızın ve ikisi de mükemmel bence arkadaşlar. Vatoz bakmıyorsanız bile arkadaşlar izlemenizi öneririm. Gerçekten çok güzel bir içerik olmuş. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.